Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Evliyalar Diyarı Kayseri'nin Bünyen ilçesine bağlı Karakaya köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, Karakaya'ya gelip de bu meşhur suyu içmeden bu köyden ayrılmak olmaz dediler ve Şükrü Bey'le birlikte meşhur şifalı suyun yanındayız. Karakaya mevkiin mesire alanının en gözde noktası ve yazın buraya gelen piknikçiler, bu bölgeye gelen köyde yaşayan vatandaşlar ve tabii ki bu köyün göz bebeği gurbetçileri bu bölgeye geliyorlar ve hemen ardında görmüş olduğunuz suda kavunlarını, karpuzlarını koyuyorlar. Buz gibi oluncaya dek bu suda soğuyan kavun ve karpuzların lezzetini de başka hiçbir şeyde bulamadıklarını söylüyorlar. Şükrü abi, nedir bu sudaki keramet? Şimdi şifalı olup olmadığını Allah bilir tabii ki ama meşhur olduğu kesin, soğuk olduğu kesin. Köyümüzün içme suyuyla aynı noktadan gelen bir sudur bu. Ve mesire alanımızı değerine değer katan bir sudur. Yazları Kayseri'nin birçok yerinden ve gurbetçilerimiz özellikle gelip bu suyu içmek için, hasret gidermek için burada buluşuyoruz. 8. ay gibi falan da bu bölgede pilav şenliğimiz oluyor. 6.000-7.000 katılımın olduğu dönemler olmuştur. 14-15 kazan pilavların piştiği dönemler olmuştur. İnşallah bu pandemi salgınından kurtulursak bu geleneği her yıl devam ettirme düşüncesindeyiz. Gurbetçilerimizin katkılarıyla tabii ki de. Burası bizim için, Karakayalı için vazgeçilmez bir yerdir. Bizi izleyen tüm arkadaşlara, dostlara da şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu alanımızı temiz tutalım, temiz bırakalım. Bizden sonra gelecek olanlar da aynı güzellikte görsünler. Teşekkür ederim. Diyelim ve bu leziz sudan da şöyle birlikte tadalım. Oh, inanın elinizi 3 saniyeden fazla tutmak mümkün değil. Oldukça güzel, lezzetli bir su, doğal bir su ve buz gibi yazın, kışın her daim akan, bu gürül gürül akan suyu gelip de tatmanızı mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyoruz. Efendim, Seyit Halil Devletli Hazretleri Türbesi'nin hemen önündeyiz ve Bünyen Karakaya köyünün de sembol noktalarından bir tanesi. Yaklaşık olarak 600 yıllık bir türbe ve tekke ve zaviye olarak da yıllar boyunca hizmet vermiş. Cumhuriyet döneminden sonra tekke ve zaviyeler kapatılana dek kullanılmış. Günümüzde ise türbe olarak kullanılıyor ve yerli yabancı, bu noktaya gelen birçok turistin de ilgisini çeken bir yer. İnsanlar gelerek buraya, Seyit Halil Devletli Türbesi'ne dualarını ediyorlar, dileklerde bulunuyorlar ve Bünyen Karakaya'dan bu şekilde ayrılıyorlar. Geçmiş dönemi hatırlayalım. İnsanların develerle, atlarla ve yayan olarak kervanlarını ilerlettiği günlere dönelim. İşte efendim, o günlerde bu güzergahı kullanan vatandaşlar Seyit Halil Devletli Türbesi'ne gelerek burada sıcak çorbalarını içip, şöyle bir nefes alıp çaylarını içip dinlenme aracı olarak kullanıyorlardı burayı ve 24 saat boyunca da her daim sıcak çorbanın adresiydi bu türbe. Günümüzde ise dedim ya, artık insanların uğrak bir dua noktası haline geldi. Bünyen Karakaya'ya gelirseniz mutlaka ama mutlaka içinizden geçenleri, dua etmek istediğiniz her ne varsa bu türbeye gelerek duanızı edebilir ve manevi olarak ayrı bir hazla bürünüp Bünyen Karakaya'dan ayrılabilirsiniz. Kışın kar üstünde olmazsa olmaz, kar üzerinde sucukların yapıldığı mesire alanındayız. Şükrü abi, valla burnumuza mangal kokuları buram buram geliyor ama tabii kış olduğu için burada da kimse yok. Neler söylersin? Evet, yani kış olduğu için yok ama yazları burasının ne kadar dolu, ne kadar aktif olduğunu görmenizi istiyorum. Sizi yazın da davet ediyorum bu yüzden. Burası bizim mesire alanımız. Bünyen Belediyesi'nin çalışmaları bu yıl devam edecek diye düşünüyorum. Mesire alanımızın havası, suyu çok cazip geliyor insanlara. Bayağı kalabalık oluyor. Yer bulmakta sıkıntı çektiğimiz dönemler oluyor. Özellikle hafta sonları. Dediğim gibi burası gizli kalmış bir cennet gibi geliyor insanlara. Böyle bir yerin varlığından
haberleri olmayan birçok Kayserili insan var. Onlar buraya geldiği zaman biz nereye geldik diyorlar, burası ne kadar güzelmiş diyorlar. Biz de bundan hoşnut oluyoruz tabii ki. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. İnşallah pandemi sonrası daha da güzel ortamlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Diyoruz ama ben de buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerek Kayseri'den geleceklere, gerekse civardan gelecek vatandaşlarımıza. Tabii ki bu gibi bölgeleri kullanmak hepimizin hakkı. Fakat yaktığımız ateşleri söndürelim. Malum hatırlayacaksınız, çok uzak zamana gitmeye gerek yok. Hemen bu yaz ayıydı. Ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimizin bir baca gibi tüttüğünü, Antalya'da, Manavgat'ta ve hemen yanı başımızda Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangınları hepimiz hatırlıyoruz. Aynısına bir daha mahal vermeyelim. Yaktığımız ateşleri söndürelim ve tabii ki bu doğayı nasıl bulmak istiyorsak, bir sonraki sefer ne şekilde buraya gelmek istiyorsak, çocuklarımız, torunlarımız burada temiz bir dünyada nasıl ki koşsun istiyorsak, işte o şekilde tertemiz bırakalım. Çöpümüzü poşetlere alıp çöp kutularına, bıraktığımız yemek artıklarını da tabaklarımıza koyup hayvanlara bırakmak üzere daha temiz ve nezih bırakmak şeklinde alalım ve bu alanları bu şekilde terk edelim. Hepinize iyi mangallar, hepinize iyi tatiller dileyelim ve efendim buranın yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Gelirseniz de mutlaka Şükrü abiyi burada bulmayı ihmal etmeyin. Yanımızda Hayriye teyzemiz ve Gülbeyaz teyzemiz var. Kendilerine Bünyan Karakaya'da geçmişte hayat nasıl oluyordu, nasıl geçiyordu, onları soracağız. Yaş 70'in üstünde ama işte iş bitmemiş, görüyorsunuz. Elde örgüler, dilde türküler, hayat bu şekilde devam ediyor. Gülbeyaz teyze, yaş kaç? Yaşı 75. Maşallah. Hayriye teyze, senin yaş kaç? 72. Vallahi benden genç duruyorsunuz, benden genç gözüküyorsunuz. Neler yapardınız eskiden? Eskiden halı dokurduk. Tarlaya giderdik, tırpan çalardık. Orağına biçerdik, tırmık çekerdik. Hayat daha mı güzeldi? Hayat da, bundan daha güzeldi. Hastalık yoktu, bir şey yoktu. Şimdi rahatlı, hastalık çoğaldı. Bünyanda böyle yaşayıp gidiyordunuz. Bünyanda böyle yaşayıp gidiyor. Sonra ne oldu? Yıllar geçti, sen biraz yaşlandın. Evet, yıllar geçti. Ben biraz yaşlandım. Şimdiden sonra da oturup duruyor kaynım. Buradan çıkmıyorlar. Çıkmıyor. Halı kilim bitti kaldı. Peki Hayriye teyze, sen gerçi hala gençsin ama sen neler yapardın? Ben de öyle tarlaya giderdik. Halı dokurduk. Kış geldim ya arkadaşlarla. Örgü örerdik, gezerdik böyle. Oynardık böyle. Şimdi sonra evlendin. Amcayla tanıştın. Sonra evlendik. Nasıl tanıştın amcayla? Babamın arkadaşıydı babası. Beni tuttu verdi. Bir tek biri oğlan dedi. Büyük abisi ölmüş. Oradan malı sana kalır kızım diye beni tuttu verdi oraya. Kaldı mı mal sana? Kaldı. Allah rahmet eylesin. Tallası taktı kaldı. Hıncık yalanı konuşuyorum. Ek yok, biç yok, hi yok. Amcayla sonra ilk gördün onu, ne hissettin, ne düşündün? Hiç ne düşüneceğim hiç. Babamız ne derse biz onu tutardık. Öyle. Sevgi, aşk, hikaye. Hayır öyle bir şey yoktu. Kaç çocuk var? Beş tane. Beş tane. Hepsi amcadan değil mi? Allah uzun ömür versin. Hala evlisiniz. Üç oğlum var, iki kızım var. Kaç senedir evlisin? İpi oldu bilemiyorum da Tutmuyorsun, esameyi tutmuyorsun değil mi? Bak amca da orada geldi galiba. 50. Çağıralım mı onu da? 50 sen oldu mu olabilir? Onu da dinleyelim mi? Şöyle dinle. İsmi neydi amcanın? İbrahim. İbrahim amca sen de gel. Sen de gel, bir de seni de dinleyelim. Hayriye teyze burada bir şeyler söyledi. Gel böyle otur, gel. Senin arkandan neler attı, neler tuttu. Otur, otur. Otur, otur. İbrahim amca otur. Dedi ki, o kadar sene oldu dedi, çekmediğim eziyet, çile kalmadı bu adamın elinden dedi. Ne yapacağız bu işi? Ben bundan memnunum ya. Yok öyle demedi. Dedi ki, yıllardır evliyim dedi. Sağ olsun beraber 5 tane çocuğumuz oldu dedi. Beraber tarla ektik, beraber biçtik dedi. Kocamdan da memnunum dedi. Sen hatırlıyor musun Hayriye teyzeyi ilk nerede, nasıl gördün? Evimiz bir aradaydı, yakındı. Tamam mı? Rahmetli annem dedi ki bana, evde bir benim başka kimse yoktu. Oğlan uşak yok yani. Annem de çok hasta. Gel oğlum seni dedi, ben evereyim dedi. Kimine dedim? Şu çeşmedeki kızına dedi. Çeşme yakın. Hayriye
Ali teyze değil mi o da? Dedim ki sen neyle bilirseniz öyle yapın. Eskiden öyleydi yani. Tamam mı? Allah da yazmış. Nişanlandık. Bir sene falan durduk. Oradan da düğünümüz oldu. Peki hiç böyle dövüştüğünüz, kavga ettiğiniz oluyor mu? Yok. Ağız kafası olabilir yani. He, bardak. Peki hanımdan korkar mısın biraz? Kimden? Hanımdan. Allah'tan korkarım ben. Hanım ne olur ki korkayım ya? Yok. Efendim Karakaya köyünde gezintimiz devam ediyor ve Kuruca bölgesindeyiz. Kuruca mevkiindeyiz. Kaş diye adlandırılan konumdayız. Oldukça güzel bir doğal güzellik. Artık şöyle yerden bir tutam kar alalım. Kışın kendisini yavaş yavaş gösterdiği, artık kartpostallık görüntülerin sahnelerde olduğu bir dönemdeyiz ve kar manzaralarına da sık sık inşallah Gezi Radar programında hep birlikte eşlik edeceğiz. Yanımızda Şükrü Bey var. Kendisi Bünyan Karakayalı. Yıllarca da bu topraklara emek vermiş bir isim. Neredeyiz Şükrü abi? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz Karakaya'mıza. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim, şu güzelliğin de tadını çıkartmış oluruz. Evet, Karakaya'mıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Böyle bir imkanı da sunduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Şu anda Karakaya'nın mesire alanının yanındaki Kuruca mevkisindeyiz. Kaş diye adlandırdığımız bu bölge, jeoloji araştırma görevlisi Ahmet Esen arkadaşımızın söylediğine göre binlerce yıl önce bir çökme sebebiyle oluşmuş ve bu hale gelmiş. Bizim açımızdan esprisi şu, köyün içme suyu ve sulama suyu diyelim az da olsa tamamen bu kaşın altından çıkıp köye ulaşmakta ve bizlere de böyle çok güzel bir görsel sunmakta. Gelen herkes, dışarıdan gelen herkesin de çok ilgiyle takip ettiği, çok beğendiği bir yer olarak söyleyebilirim. Gerçekten taşlarda renk renk bir dekor gibi, bir motif gibi Bünyan'ın Karakaya köyünde güzel bir sanat eseri gibi burada duruyor. Yazı ayrı güzel ama inanın kışında görülmeye, gezilmeye değer. Şu an yerde kar var, hava biraz kapalı ama inanın oldukça yumuşak, oldukça sıcak bir hava hakim. Bünyan Karakaya adeta bizi bugün bağrına bastı ve Gezici Radar ekibi olarak güzel bir havayla bizleri burada ağırlamaya devam ediyor. Efendim Bünyan Karakaya'ya gelirseniz mutlaka ama mutlaka hocamızın da söylediği yıllar evvel buradaki çökmeden dolayı meydana gelen bu doğal güzelliği görmenizi, çıkıp şöyle etrafında bir gezmenizi tavsiye ederim. İşte görüyorsunuz güzel de bir ağaçlandırma çalışması başlatılmış. Bol oksijen, temiz hava Bünyan Karakaya'da sizleri bekliyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Evliyalar Diyarı olarak anılan ve Bünyan'ın en güzel köylerinden biri olan Karakaya köyünden seslendi. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.